Büyükşehir hala inadında devam ediyor dostlar, bakın. Getirmişler, tamam sağ olsunlar, yemek koymuşlar ama söyledim burası yeri değil. Bakın orada inekler var. Yine yol. 100 metrelerde bu yaşam alanından alıp bu işlek yere getirmenizin alemine. Bir de sadece burada 2 tane kulübe var. Yine aynı soruları soruyorum Büyükşehir Belediyesi'ne. O burada en az 50-100 civarında can bu iki kulübede mi yaşayacak? Şimdi biz bu canları nasıl toparlayıp yukarıya götüreceğiz? Bakın bu besleme falan hikaye. Niyetlerini de söyleyeyim. Hani burada türbeye gelenler Büyükşehir'in bu şeylerini görsünler. Aa ne güzel çalışıyorlar desinler. Tek niyetleri o. Ben başka bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü iyi niyet yok burada. Tekrar tekrar bunları yayınlamaya devam edeceğim. Eğer iyi niyetli besleme yapacaksanız zaten kulübelerin olduğu yerde korunaklı, muhafazalı yerdeydi bunlar. Şimdi neden hala buradalar? Hatanızdan neden dönmüyorsunuz? Kamuoyuna cevap vermenizi bekliyorum. Bakın aradan 3-5 gün geçtiği halde tek bir açıklama yapmıyorlar. Niyetiniz nedir? Lütfen çıkın, açıklamanızı yapın. Bakın yavruların hepsi buralara toparlanmış, gelmişler. Bakın toparlıyor, görüyor musunuz? İşte. Ön patide sakatlanma başladı. Burada herhangi bir can kaybedersek, ölür, yaralanır, ezilirse tek sorumlusu Büyükşehir Belediyesi'dir. Bakın dostlar bir grup oraya kaçmaya başladı. İşte hava biraz güzel olunca araçlar da gelmeye başladılar. Geçen söylemiştim, hava serin olduğu zaman kimse görünmüyor. Fazla çekmiyorum plakaları belli olmasın. Çünkü vatandaş gezecek, pikniğine gelecek, normal. İşte çocuklar burada. Biz buraya toparladık. Hiç olmazsa karnından doyursunlar. Ondan sonra tekrar yukarı çekmeye çalışacağım. Bir daha söyleyeyim. Burada iyi niyet falan yok dostlar. Kesinlikle yok. Bu canların yuvalı, madem besleme yapacaksınız, yuvalarının olduğu yerde yapılacak. Bunları defalarca kendilerine anlattım. Bu canlar da tehlikeden uzaklaştırılacak. Onlar da inadına getirip tehlikenin içerisine sokuyorlar. Bunu yiyecek koyuyorlar falan, kimse yorum yazmasın. Bu yiyecekleri koyacaklarsa o bölgede koyacaklardı. Ya da yapmayacaklarsa mamalıklarınızı alın, buradan kaldırın. Bu canların da hayatını tehlikeye atmayın. Bir kez daha söylüyorum. Bu yavrularımızın hiçbiri o besleme bölgesine gidemiyor. Yani Büyükşehir'in besleme bölgesi dediği yere. Burada niye yiyecek koymadınız? Bunlar üvey evlat mı Allah aşkına? Yani laf olsun diye işlerle uğraşmayın. Bu kadar ferah bir yer varken neden hala gidip o bölgede inadına besleme yapmaya çalışıyorlar? Bakın ne yapmışlar. Görüyor musunuz? Taşlarını sökmüşler. İşte bunları biz yapmadık. Şu hale bakın. İşte. Her türlü zararı verecekler. Şöyle göstereyim çevreyi. Durum bu. Bir de bunlarla mücadele ediyoruz. Yazıklar olsun be. Hadi afiyet olsun çocuklar. Bunlar oralara gidemeyenler. Ne olurdu bir lokma yiyecek de bunlara koysaydınız? Sakarya'da, diğer ilçelerde açlıktan canlar birbirini yiyor. Oralara niye destek vermiyorsunuz da? Derdiniz bizim yaptığımız yerleri bozmak. Bu canları ölüme atmak. Başka hiçbir dertleri yok. Açık açık her şeyi konuşuyor. Hadi afiyet olsun. Çocuklarımızın hepsini doyurduk dostlar. İşte kimi burada. Karınlarını doyurdular. Kulübelere çekildiler. Mamaları yedekledik. Buraya da biraz mama bıraktık. Şimdi şunları sorgulamak istiyorum. 100 metre ileriye yiyecek bırakıyorsunuz da buradakiler üvey evlat mı? Sularını biz dolduruyoruz. Aylardır, yıllardır bu bölgelere biz bakıyoruz. Geçen videomda bu mamalığın nereden kaldırıldığını söylemiştim. Buradaki canlar o bölgeye gidemiyorlar. Birçoğu orada. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Lütfen dikkatli dinleyin. Bakın bir önceki videoda burada orman bölgenin yıllar önce 7-8 yıl önce kurduğu otomatik suluk ve mamalık vardı. Bizim yayınımızdan sonra onu da kaldırmışlar. Görüyor musunuz? Bunun amacı şu. Burası yasallıktan çıksın. Herhangi bir sebep olmasın ve sistem çöksün. Bir süre sonra da bize diyecekler ya da hiç sormadan bunları kaldırıp nereye atacaklar onu da bilmiyoruz.
Çünkü bir daha söylüyorum, Sakarya'da sorun çözülmüyorsa Sakarya Büyükşehir Belediyesi yüzünden çözülmüyor. Buraları kurarken biz kendileriyle görüştük. Tüm telefon kayıtlarını isterim, yasal olarak tüm görüşmelerimiz de ortaya çıkar. Benim doğru söylediğimde belgelenmiş olur. Çünkü biz belgesiz ve bilgisiz hiçbir şey konuşmuyoruz. Önce onlar buraya mamalıklarını koydular. Sonra kulübe koydular. O iki kulübeyi de kendileri yapmadı. Bakın, kendileri yapmadı. Yapan grubu söylerim. Bir fabrikadan gönüllüler yapıp onlara getirdiler. Onlar da üzerine kendi etiketlerini koyup kendileri yapmış gibi gösterdiler. Bu kadarını bilin şimdilik. Niye ezildiklerini de söyleyeyim. Koskoca büyük şehir olarak böyle bir alanı oluşturamadılar. Biz iki kişi, üç kişi siz dostlarla beraber başardık. Bunun altından kalkamıyorlar. Çözümü de gösterdik. Ve şu an dört tane yaşam alanımız bu şekilde faaliyette. Çocuklar kışı rahat geçirsin. Her türlü şeyi de anlattık. Bakın, Mahmut abi hala çöp toparlıyor. Ki buraların kurulumunda da ne kadar pislik topladığımızı gördünüz. Peki soruyorum. Hani anlatıyorsunuz ya arayanlara, çok güzel alanımız var, barınağımız ya da köpek köyümüz çok güzel falan. Ben köpek köyü diye bir yer bilmiyorum, Sakarya'da var mı? Hiç görmedim. Buralara kadar düştüler dostlar. Bakın, yasallıktan çıkartmanın peşindeler. Yani bu kadar oyun olmaz. Bu sorun mümkün değil, çözülemez. Biz iki kişi hangi bir sistemle boğuşalım? Allah aşkına ya. Şu güzelliğe bakın. Yani burada ney zorunuza gitti? Hala bir kamuoyuna çıkıp bir açıklama yapmadılar. O soruları tekrar soruyorum. Hangi yaşam alanını kurdunuz? Hangi çözümleri geliştirdiniz? Ve hangi çözüm yollarını uygulamaya soktunuz? Çıkın, tüm ülkeyi açıklayın. Biz de sizden özür dileyelim. Ve bundan sonra sahadan çekilelim. Siz gelin, her türlü faaliyetinizi güzel güzel yapın. Sizlere anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Yorumu sizlere bırakıyorum. İşte durum bu. Şu canların şurada huzurlu bir şekilde yaşaması maalesef zorlarına gitti. Tuhaf, anlayamıyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Biz sizlerin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Samimiyetle söylüyorum dostlar. Şunu merak ediyorum. Bizim yayınımızdan sonra hangi zihniyet gelip bunları kaldırdı? Ve hangi amaçla? Ya insan seviyesini bu kadar düşürür mü Allah aşkına? Madem bunların kalkması gerekiyordu, şimdiye kadar neredeydiniz? Bizim yayınımızı mı bekliyordunuz? Ya da buraya niye kondu? Ya da koydunuz, neden bakmadınız? Evet, buradan Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da sesleniyorum. Lütfen ülkeyi yönetirken atanmışlar, seçilmişlere dikkat edin. Neler yaptığını da dikkat edin. Çünkü biz ne yapalım? Ben de devlet memuruyum. Devletin menfaatini, çıkarlarını, her şeyi korumak için mücadele ediyorum. Yapılanlar ortada. Eğer ben haksızsam lütfen yetkililer beni çağırsınlar. Desinler ki siz şu 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 konularda haksızsınız, yanlış yaptınız. Özür dileyelim, gerekirse cezamızı çekelim ve hatamızı düzeltelim. Ancak çözüm yollarını da bize lütfen göstersinler. Söyleyebileceklerim bunlar dostlar. Bunlar, hatırlarsınız, birkaç gün önce yoldan kurtardığımız bebişlerimiz. Geldik geldik yere almışlar. Papatyalar. Hadi gelin bakalım. Kızımızın da yavruları var. Şimdi önce tamam, sana vereceğim kızım. Vereceğim kızım. Tamam. Önce küçükler bir doysun. Koca olan. Burada mısın oğlum? Gel gel. Şöyle. Burası da bir diğer yaşam alanımız dostlar. İşte bu çocuklar da buralarda yaşamaya devam ediyorlar. Az önce çektiğim görüntüleri gördünüz. Orman bölgenin kurduğu yerleri de söküp atıyorlar. Çözümsüzlüğe doğru götürüyorlar işi. Bir de siz bu insanlardan herhangi bir sorunu çözsün diye bekliyorsunuz. Mümkün değil, çözemezler. Mümkün değil. Çünkü biz, bakın, çözümü gösterdiğimiz halde yapmıyorlar. Bakın, bu kadar kulübe biz yetmez diyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Çünkü yüzlerce can ortalıkta, perma perişan, toparlamaya çalışıyoruz. Ama maalesef zihniyet bunları çözümsüzlüğe götürmenin peşinde.
Yılmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Bakalım altından neler çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Hala tekrar tekrar söylüyorum. Kamuoyuna açıklama yapmanızı bekliyoruz. Dünyanın birçok bölgesinden insanlar bu videoları izliyorlar ve sizlerden cevap bekliyorlar. Hadi afiyet olsun çocuklar. Biz mamaları yedekleyelim. Siz karnınızı bir doyurun bakalım. Bebişlerimiz karınlarını doyurdular. İşte anneleri burada. Huzur içerisindeler. Kulübeleri, mamaları, her şeyi var. Bakın bir tane çocuğumuz orada karnını doyurdu, suyunu içiyor. Diğerleri de benim yanımda. Hatırlıyorsunuz geçen günü buradan ürkenler vardı. Kulübelerin içerisinde olanlar var. Vesaire böyle huzur içerisinde yaşıyorlar kısacası. Size söylemek istediğim şey, belediyeler, resmi kurumlar halka örnek projeleri oluşturur, sunar gelişmiş ülkelerde ve olması gereken de budur. Halk da bunları örnek alır ve o yolda ilerler. Şu an bizim yaşadığımız bunun tam tersi. Özellikle Sakarya'da. Biz örnekleri oluşturuyoruz. Ne gariptir ki çözümü üretmekle sorumlu olan kişiler bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu nasıl bir tezattır? Sadece köpek sorunu olarak düşünmeyin. Herhangi bir sorunda da böyle. İşte tekrar soru soruyorum. Ormana atılırken neredeydiniz? Peki ben kendilerine şunu ilettim. Gelin ilçelerde böyle yerler ayarlayın. Biz tüm gücümüzle oralara da destek verelim. Bir an önce bu sorun çözülsün. Neden yapmadınız? Hiçbir şey yaptıkları yok. Açık söylüyorum. Hiçbir şey yaptıkları yok. Bugün çektim o mama yem koyma işi. Su koymuşlar. Yıllardır Turan abiyle ikimiz su taşıyoruz. Bakın buraya da su taşıyoruz. Orayı da gösterdim. Yani bu alanlardakiler can değil mi? Niye buraya geçerken yiyecek bırakmadınız? Niye bir yudum su vermediniz? Yıllardır hep şöyle oyalandık. Hocam biz oraya su bağlatacağız, işte taşıyacağız. Yalan dalavere. Çıksın, siz kime yalancı diyorsunuz diye sorun. Size söylüyorum. Bunların hepsinin telefon kayıtları var, görüşmeler var. Al, alın. Gene suyu biz taşıyoruz. Ne anladık bu işten? Yani oraya göstermelik işlerle uğraşmayacaksınız. Artık kimseyi kandıramazsınız. Mümkün değil. Tüm gerçekleri de yayınlamaya devam edeceğim. İşte Mahmut abi de olan bitenin farkında. O videoları izledikten sonra Amerika'dan yanımıza geldi. Sabahtan başladık. Hala devam ediyoruz. Videonun sonunda kendisinin de görüşlerini alacağız. Bakın tam ayrılacağımız sırada bu anne ormandan çıkıp geldi. Mama kokusunu. İşte bunu anlatıyoruz dostlar. Bu mamaları ve suları buraya bırakma sebebimiz bu. Mutlaka onun da yavruları var. Göğüsleri uzun. Şimdi karnını doyursun, onları da bulmaya çalışacağız. Eğer yavrular sağ ise zaten o bu kulübelere doğru getirecek. Daha sonra da biz bu anneyi kısırlaştırmaya vereceğiz. Peki bu yaşam alanı olmazsa bu çocuklar ormandan çıkmıyorlar ve sorun devam ediyor. Bakın uyuz olmuş, vücudunda yaralar var. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece karnını doyuracağız. Önce bir kendimizi alıştıralım. Ondan sonra veteriner hekimimizle geliriz ya da Adapazarı Belediyesi'ne veteriner hekimler de bu bölgeyi kontrole geliyorlar. Onlar gereken müdahaleyi yapacaklar. Tedavileri de olmuş olacak. Bu kadar basit. Bu yaşam alanı olmazsa çıkmayacaklar. Yara bere içerisinde, acılar içinde ölüp gidecekler. İstediğiniz bu mu? Hadi afiyet olsun. Bu annemizin de bu çalılığın içerisinde yavruları var. Şimdi karnını doyuruyoruz. Yol kenarına çok yakın bir yerde yavruları bulabilirsek bu anneyi de buradan almamız gerekiyor. Yaşam alanlarımızdan bir yerine götüreceğiz. Orada bakmaya devam edeceğiz. Çünkü çok sıkıntılı bir yer. İnşallah buluruz. Hadi doyur karnını bakalım. Mahmut abi şahitsiniz. Bakın şimdi nerelere giriyoruz. Şuradan geldik. Evet, dikenlerin arasında şuradan elimi uzatacağım. İşte bebişlerimiz burada. Tombişler yatıyorlar. Buradan sayabildiğim kadar 2, 4, 6 tane görebiliyorum. Şimdi ellemeyeceğim. Bunlar bir hafta kadarlık var. Henüz gözleri açılmamış. Beslememizi bitireceğiz. Yuvamızı hazırlayacağız. Allah izin verse yarın bunları buradan alacağız. Hadi bakalım. Yerinizi tespit ettik. Şimdilik Allah'a emanet olun. Uyuyorlar. Aferin size.
İşte. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Yuvalara yedeklemeler de yaptık. Hadi bakalım, büyüdünüz artık. Afiyet olsun. Mahmut abi de yine çocuklarımızı sevmeye devam ediyor. İşte. Biz de mücadeleye devam ediyoruz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bunlar bizim yaramazlar. İşte buradalar. Tombişler. Şu firar etmişti bu. Bu çirkin. Şöyle ben size onun çirkinliğini de bir göstereyim. Şöyle bir bak bakalım. İşte. Çok çirkin. Kardeşlerin yanına getirdim. Annemizin mamasını yedekledik. Bunlar artık 10 günlük oldu. Gözleri de açılmaya başladı. Hemen uzaklaşayım. Anne de gelsin, karnını doyursun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun bebişler. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik. İşte toparladık. Mahmut abi, gördüğünüzde ilk bölümde burada hiçbir tane çocuk yoktu. Yok. Seslendik. Hepsi geldiler. Hepsi koşarak hala gelmeye devam ediyorlar. İşte bakın çevrede. Yine şöyle yaklaştırmaya çalışayım. Evet. İşte buradalar. Onlar da gelecekler. Karından doyacaklar. Bu dişimiz hamile. O da kendi karnını gösteriyor. O da bizden yardım istiyor. Tabii onu da bulacağız yavruladığı zaman. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Yedi bebişimizin yanındayız. Sağlıkları yerinde çok şükür. Konserveleri verdik. Kuyruklar da mutlu mutlu sallanmaya başladı. Yine Mahmut abi yanımızda. Mamalar, konserveler. Şimdi sularını yedekleyeceğiz. Önce biraz şunun keyfini çıkaralım. Hadi bakalım. Aferin size. Doyurun karnınızı, biz yine açacağız. Onlar yerken biz de mamaları yedekleyelim. Kardeşleri karınlarını doyurdular. Şimdi çevrede geziniyorlar. Biz yine mamalarını yedekledik. Annelere, yavrulara. Burada suları da var. Hadi bakalım. Sen daha doymadın mı tombilik? İşte yedek mamaları hepsi hazır. Hadi Allah'a emanet olun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Buradaki orman bebişlerimiz de büyümeye başladılar. Siz gezmeye mi başladınız? 4 tanesi burada. Bir tanesi de işte annenin yanındalar. Bir de otağın içerisinde bana bakıyor. Yaramaz. Annemize de burada mamalarını koyduk. O da karnını doyuruyor. Diğerleri de süt içme peşinde. Hadi afiyet olsun. Yaramazlar, yaramazlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Doyurun karnınızı. Afiyet olsun. Sizin karnınız tok mu? He? Yaramazlar. İşte dostlar, bu bebişlerimiz de burada aşılarını olduktan sonra anne ile birlikte kulübelerin olduğu bölgeye geçecek. Anne kısırlaşacak. Yavrular da büyüyünce kısırlaşacak. Sorun böyle çözülecek. Peki bu kulübeleri ve yaşam alanlarını kaldırmaya çalışanlar, buna nasıl çözüm getiriyorsunuz? Biz bu çözümü oluşturmazsak anneler, yavrular burada dağılacak. Bakın ormanın içerisi. İşte. Ondan sonra üreme devam edecek. Sorun devam edecek. Sonra da çalışıyoruz olacak. Yodu, hiç korkmayın. Biz varız. Hadi Allah'a emanet olun. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Yine ağaç altlarına yedeklemeler yapıldı. Bir taraftan da sevgi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Bol bol mamalarınız var. Afiyet olsun. Birkaç gün önce yavrularını bulduğumuz annenin yanındayız. Şimdi tekrar yavrulara bakacağız. Yorduk işte, mamalar bitti mi? Geldik, geldik, geldik. Tamam. Bakalım bebişler ne alemdeler. Şöyle bir kontrol edeyim. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Kızım, işte bebişlerimiz burada. Çok şükür sağlıkları da yerinde. Aferin benim kızıma ya. Aferin. Bu yuvayı yaptıktan sonra dostlar
Çok şiddetli sağanak yağışlar oldu bakın. Hadi ben sana mama getireyim şimdi. Güzelce bir karnını doyuralım. Aferin benim kızım. Aferin sana. Annemizin mamasını doldurduk. İçine de konserve açtık. Şimdi güzelce karnını doyuruyor. Süt yapsın, bebişlerimize güzel baksın. Aferin benim kızıma. Şuradan bebişleri tekrar kontrol edeyim. İşte bakın annenin aklını görüyor musunuz dostlar? Ben uzanayım diye patisini kaldırıyor. İşte bebişlerimiz de buradalar. Yerlerde kuyruğu, üşümüyorlar da. Hadi bakalım, Allah'a emanet olun. Biz buradan diğer kardeşlere gidelim. Aferin benim kızım. Çocuklarımızı bir araya toparladık. İşte çevredeler, mama bekliyorlar. Ben şimdi hemen mamayı açacağım. Bu da bir annemiz. Onun yavrularını da bulmaya çalışacağım şimdi. Birkaç hafta, bir hafta kadar onunla uğraşıyoruz. Bir türlü bulamadık. İşte hemen mamalarını vereyim. Bakın dostlar, buraya altına mama koymak için bir yer yapmıştık. Anne yavruları ormandan taşımış. Sarı bir annemiz vardı. Gel 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 gel. Yavrularını bulamıyoruz demiştik. İşte bakın buradalar. 2, 4, 6, 7 tanesini de getirmiş. Allah izin verirse yarın buraya da bir otağı yapacağız. Hangi birini yetiştireceğiz bilemiyorum. Senin arkadaşların mı geldi? Arkadaşların mı var burada? Aferin size ya. Aferin. Bulamadığımız zaman anne getiriyor işte. Yaşatmaya çalıştığı yeri de göstereyim. Biz sırf mama koymak için eski otağlarımız paramparça oldu. Ama hala dayanıyor. Allah izin verirse dediğim gibi yarın tekrar buraya da uğrayacağız. Hadi bakalım. Hemen konserve açtım bebişlere. Yiyemeseler de suyunu içsinler. Çünkü 7 tane anne hepsine süt yetiştiremez. Burada yemeye çalışıyor gariplerim. Çok mutlu oldum dostlar. Bugün en iyi haberlerden biri bu. İşte sabah beri nelerle uğraştığımızı sizler de izliyorsunuz. Tabii bir kısmını sadece. Hadi bakalım. İşte burada ne yapsınlar? Afiyet olsun. Ben uzaklaşayım. Anne de yanlarına gelsin. Kalanları da o yesin. Yine bir iki kutu da anneye açayım. İşte anneleri de geldi. Anneye de konserve açtım. Bebişler de yanında. Güzelce karnını doyuruyor. Yavaş yavaş şöyle bir metre kadar yakınlarındayım şu an. Aferin benim kızım. Korkma korkma. Gel gel. Gel gel. Tamam tamam tamam. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bal kızımızın yanındayız. Mamasının üzerine konservelerini açtım. Şimdi güzelce karnını bir doyursun. Yuvası burada. Kangal arkadaşı diğer gruba katılmış. Geziyorlar. Allah'a şükür rahatları yerinde. Kilosu da iyi. Sağlığı da güzel. Karnını doyursun. Mamasını içeriye koyacağım. Biraz da seveceğiz. Gel 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 gel. Diğer çocuklardan bak bak bak, yaramaz geldi. Bunu ben uzaklaştırayım. Mahmut abimiz özel olarak Balkız'a hediye getirmiş. Onu vermeye çalışıyor. Ama Balkız bu. Cilveli kızım gel gel. Ben uzatayım mı abi? Tabii. Gel. Al, al benim kızım al. Sen benden al. Al bakalım. Al al. Aferin, gel gel. Gel gel, sevelim seni, gel. O yabancı değil. İnsanlardan çok korkuyor dostlar. Şöyle bırakayım ben. Bak oyuncak da var. İşte yavaş yavaş alışacak. Tamam korkma korkma korkma, gel. Aferin sana. Aferin kızım var. Bir atardanın. Unutma. Teşekkür ederiz. İşte bal kızımız böyle. Ürkek ne yapsın. Buradaki bebişlerimize de Mahmut abi konserve açıyor. Biz yedeklemeler yapıyoruz. Hadi bakalım tombişler. Doyurun karnınızı. Acıktınız mı? Ha? Kara çocuk.
Sen neredesin, neredesin yaramaz çocuk? Afiyet olsun. Mama burada, burada o kutuların içinde değil. Mutlu kuyruklar. Hadi görüşürüz. Şöyle nehir boyu kısmında yine beslemeye devam ediyoruz. İşte Mahmut abi şahitsiniz, bakın mamalık boştu. Yine biz dolduruyoruz. Her zamanki gibi. Mamaları koyduk. Çocuklar yemeye başladılar. Diğerleri de çevremizde. Şimdi onların da mamalarını vereceğiz. Yedeklemeler yapacağız. Bu hatırlarsınız, izlemişsiniz. O ayağı yamuk çok zayıf atılmıştı. Bakın kilo almaya başladı. Değil mi Olaş? Güzel oldu. Güzel güzel. Daha da güzel olacak. Hadi bakalım. Ben de diğer çocuklara. Buradaki mamalık da boş. Dostlar arada sırada buraya belediye güya besleme yapıyormuş gibi ekmek bir şeyler getirip atıyorlar. Şöyle göstereyim rezilliği. Çöpleri de buraya atıp gidiyorlar bak. Bunları biz atmadık. Şu pislikleri temizlemekten bıktık artık. Şimdi biz buraya mamalarını da vereceğiz çocukların. İşte toparlandılar. Buradalar. Hadi gelin bakalım. Siz de geldiniz mi? Getiriyoruz mamaları. Tamam tamam, yaramaz yaramaz yaramaz. Yaramaz. Tamam tamam tamam. Hadi afiyet olsun. Koş koş koş, kalmadı kalmadı, gel. Gel 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 gel. İşte bakın sesinizi duyanlar. Koş, gelmeye başladılar. Hadi gel gel gel. Tereddüt ediyorlar acaba doğru yere mi gidiyoruz diye. Daha doğrusu doğru kişinin yanına mı gidiyoruz? Emin olduktan sonra da geliyorlar işte. Hadi gelin bakalım çocuklar. İşte. Güzelce doyurun karnınızı. Buraya da mama açtık. Ben bir taraftan besleme yapıyorum. Turan abi bir taraftan diğerlerine yetişmeye çalışıyor. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Afiyet olsun, korkmayın korkmayın. Gel gel gel. Gel yavrum gel. Aferin size. Bu bölgedeki çocukların da en uygun yerlere mamalarını verdik. Karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Hadi. Doyurun karnınızı bakalım. Afiyet olsun. Sakin sakin. Başlarında da bekliyoruz bir taraftan problem çıkmasın diye. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Gel gel gel. Şimdi konserve ilave ediyoruz. Güzelce bir karnından doyursunlar. Kavga etmek yok. Hadi bakalım sakin sakin. Hayır hayır. Hepsini doyuracağız dostlar. Hiç merak etmeyin. Bu ufak tefek şeyler oluyor böyle. Hadi afiyet olsun. Ben de mamalar yedekleyeyim. Hava kararmak üzere dostlar. Buradaki çocukların da mamalarını verdik. Onlar karınlarını doyuruyorlar. Yine her zamanki gibi yedeklemeleri de yaptık. İşte bir kısmı da burada. Burada da çocuklar toparlandı. Hadi bakalım afiyet olsun.